YKS 2022 yine yeni yeniden başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz diyorum ek okey ama zaten çoktan başladım belki de. Belki de başlamak için hazırlanıyorsun bilmiyorum. Şu anda çok fazla kişiye konuşuyorum tabii ki ama zaten şu anda çok geniş bir kitleye, çok geniş bir kesime konuştuğum için aslında öncelikle genel şeylerden başlamak istiyorum. Merak etme, bir videoda bütün YKS 2022 senesini ele almayacağız. Bütün her şeyi konuşmayacağız ama öncelikle benim de kendi koçluk öğrencilerimle sistem 1 kapsamında genel görüşmede yaptığım ve onlara aktardığım birkaç bir şeyden sana genel olarak bahsetmek istiyorum. Öncelikle seni ne bekliyor bu süreçle alakalı? Bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Ne bekliyor? Genel hatlarıyla bir cümleyle özetleyecek olursak uzun ve stresli bir süreç seni bekliyor. Uzun kelimesi daha önemli. Stresli zaten her zaman stresli. Stresli olmadığımız bir şey var mı Türkiye'de zaten? Onu geç. Uzun bir süreç seni bekliyor. Yani anlık gazların öneminin daha az olduğu, anlık çıkışların, anlık inişlerin öneminin daha az olduğu bir süreç bekliyor seni. Uzun vadede yönetmen gereken ve şu anda çalışıyorken, şu anda potansiyeline ulaşmaya çalışıyorken bundan 3-4 ay sonrasında belki de 7-8 ay sonrasında en azından kabataslak kafanda düşünmen gereken bir süreç bizi bekliyor. Yani anlık gazla, anlık motivasyonla yönetilecek bir süreç değil bizim için. Bu videoyu izledikten sonra günde 10 saat çalışacağım. Hayır, böyle bir şey yok. Bu video bunun için çekilmiyor. Senin süreci uzun vadede algılayabilmen ve bu süreçte adımlarını atabilmen için aslında. Yani ne demeye çalışıyorum? Özellikle ilk aşamadan bahsedelim. Birazcık detaya ineceğiz birazdan ama yani özellikle ilk aşamada şu zamanlarda kontrolsüz bir fazla çalışmaktansa kontrollü bir şekilde hedefine ulaşarak birazcık daha az çalışmak daha mantıklı. Bak, birazcık daha az diyor. Yani günde bir iki saat demiyorum. Tabii ki derece öğrencilerin özellikle 6, 7, 8 bunları hep konuştuk. 400 derece öğrencisine falan sorduk. Çalışma saatleri oluyor, miktarları oluyor. Bundan bahsetmiyorum. Ama kontrollü bir şekilde ilerlemek bu süreçte bence hedeflerini tutturmak ilk aşamada özellikle sana motivasyon sağlayacağından daha önemli. Birazcık detaya inmeye başladım. Genel konuşmaya devam edelim. Şimdi ben dediğim gibi süreç içerisinde seninle beraber yanında olmaya çalışacağım. Hem ben hem de Kabataş Akademi ile beraber. Hem koçluk sistemlerimiz hem paketlerimizle beraber seninle bu süreç içerisinde yan yana olmaya çalışacağız. Şimdi benim videolarım ve senin planlaman nasıl gidecek aslında? Nasıl gitmeli? Bundan bahsedelim birazcık. Daha demin de söylediğim gibi büyükten küçüğe bizim öncelikle büyük resmi görmemiz, kaba taslak da olsa büyük resmi görmemiz lazım. Sonrasında detay dip noktalara inerek süreci tamamlamamız lazım. Yani öncelikle benim 8-9 ay sonraki, 9-10 ay sonraki benim hedefim ne abi ya? Yani bu illa şu olmak zorunda değil. Şu üniversitede şu bölüm, şurada şu sıralama, 2780. olmak istiyorum. Şu bilmem ne bursunu almak istiyorum. Hayır, bundan bahsetmiyorum. Genel bir hedef olabilir. Yani ben iyi bir üniversitede iyi bir bölüm. Bu da yeterli bir hedeftir abi bizim için. Ben tıp istiyorum. Bu bir hedeftir. Zaten çünkü tıp istersen ilk 15 bine indiriyorsun zaten sen sarılamayı. İyi bir yerde Boğaziçi'nde mühendislik istiyorum. İTÜ'de mühendislik istiyorum. Diş hekimi olmak istiyorum. Diş okumak istiyorum. Eczacılık okumak istiyorum. Öğretmenlik okumak istiyorum. Yani bunların hepsinin YÖK Atlas'ta bize tekabül ettiği bir sıralama aralığı var. İyi bir yerde mühendislik. İlk 15 bin diyor işte. İlk 20 bin diyor. Çok çok iyi yerde bir mühendislik. İlk 5 bin, ilk 2 bin diyor. İyi bir yerde tıp ilk 10 bin ediyor. Normal derecede bir tıp, şehir dışında tıp 10 bin 20 bin arası ediyor. Yani öncelikle bunları belirlememiz lazım. Neden belirlememiz lazım? Bunları şundan dolayı. Sen zaten istediğin sıralama hedefine göre ilerleyen süreçte öğreneceğin, bitireceğin konuları da aslında saplıyorsun. Yani ne demeye çalışıyorum? Sen zaten şu anda istediğin yer doğrultusunda istediğin sıralama ilk 10 bin, ilk 20 bin, ilk 25 bin, ilk 30 bin civarlarındaysa zaten bütün konuları bitirmen lazım abi. Net yani bu. Bütün konuları yalayıp yutman lazım. İlk 100 bin istiyorsan atıyorum limit türev integral belki bakılmayabilir son süreçte. Modern fizik bakılmayabilir. Atıyorum TM'sen ilk 100 bin istiyorsan edebiyat anlamında basılır ama matematiğin çoğu konusu es geçilir. Tamam, bunlar okey ama zaten ilk 30 bin, ilk 40 bin, ilk 20 bin, ilk 10 bin, ilk 5 bin, ilk 1000 bunlar zaten bütün konularda genel anlamıyla hakim olmanı gerektiren yerler. Öncelikle ilk sorunun cevabını verdik yani. Biz 8-9 ay sonraki süreçte bütün konuları A'dan Z'ye bilecek şekilde ben sınava girmek istiyorum. Birinci hedefimiz belli. İkincisi, nereden öğreneceğim abi ben bunları? Tamam, ben bunları öğreneceğim ama yani hangi kaynaktan öğrenmem lazım? Hocadan mı dinleyeceğim? Dershane hocasından mı dinleyeceğim? Özel dersimi alacağım ben? Okula mı gidiyorum? Eğitim setlerimi aldım internetten. Yani ben bunları nereden dinleyeceğim? Bana kim anlatacak bunları? YouTube'dan video mu bulmam gerekiyor? Atıyorum kendini öğreneceksen YouTube'dan video yönetme listelerini bulman lazım öncelikle. Çözeceğin soru kitaplarını 3'er 5 yukarı belirlemen lazım. Yani konuları sana nereden aktarılacağını belirlememiz lazım ki bizim kafamızda bir sıkıntı olmasın. Yani sen şimdi her hafta geyiğine giremeyiz. Lan konunun adını YouTube'a yazdım. Bakayım şu anlatıyor, şu anlatıyor. Hayır tabii ki bunun öncelikten belli bir bağlam vardır. Belli olması lazım tabii ki. Sonrasında bunları ne sırayla öğreneceğim ya? Oynatma listesindeki gibi mi öğreneceğim? 1'den 2, 3, 4, 5 diye mi gideceğim? Yoksa işte 1 sonra 5. videoya mı geçeceğim? Dershane bana ne sırayla anlatmaya çalışıyor? Kabataş Akademi paketlerinden faydalandım mesela. Onlar bana hangi sırayla öğrenmemi söylediler? Ne kadar süre vakit ayırmamı söylediler? Yani kendine bir ölçüt alacağım bir rehber olmalı. Sana hangi sırayla konuları öğreneceğini belirten, gerekirse anlatan. Zaten bunları belirledikten sonra
3'e 5 kuruş kafamda kısa vadede oluşuyor fark ettiysen. Çünkü düşünsene şimdi neyi belirledik öncelikle? Örnek tipik bir öğrenci Ali. Tıp istiyorum dedi abi, tamam mı? Ali tıp istiyor. Güzel. Güzel bir tekerleme. Ali 0 ile 15 bin arasında istiyor. Bak birincisini belirledik. 0 ile 15 bin arasında istiyorsan Ali'cim neleri bilmen lazım? Her şeyi bilmen lazım. 0 15 bin bütün konuları bilmen demek. Bütün konular ne peki? Açalım hemen. Muratcan Kocakulu'dan konudan sıralamadan aşağıdan ulaşabiliriz. Oradan bakalım. Aynı zamanda abone de olabiliriz kanala tabii ki. Orada o tarz şeyler de paylaşmaya devam edecek. Çünkü başka ne olabilir? YouTube oynatma listelerine bakalım. Bütün konuları bir görelim. Gözümüzün önünde bir dursun. Bu aşamayı da halledelim. Sonrasında karar verelim abi. Anneme soralım. Anne beni dershaneye yazdırdın mı? Baba beni dershaneye yazdırdın mı? Okula gidecek miyim? Okulun online kursu olacak mı? Yoksa ben özel ders mi alacağım? Yoksa kabataş akademi YKS paketlerinden mi faydalanmayı düşünüyorum? Buna bir karar verelim. Sonrasında bu konuları ben hangi sırayla öğreneceğim abi? Birinci konu öğreneceğim ne olacak? İkincisi ne olacak? Üçüncüsü ne olacak? Bunları belirleyelim. Zaten sonrasında ne oldu? Yarın çalışmaya başlayabilirsin işte. Konuları öğreneceğin yer belli. Hangi sırayla öğreneceğin belli. Nasıl öğreneceğin belli. A'dan Z'ye öğreneceksin. Genel hatlarıyla oturdu. Yarın çalışmaya başlayabilirsin normalde. Tabii ki birazcık daha detaya inelim şimdi. Kısa vadeyi planlayalım da birazcık. Şimdi yarın ne yapacağım? Bu hafta ne yapacağım? Bunun için de şu soruları sormamız lazım kendimize. Öncelikle bu ay ne yapacağım? Bu ay neleri bitirmiş olmayı planlıyorum? Bu ay dershanem neyi bitirmiş olmayı planlıyor? Bu ay okulum hangi konuları bitirmiş olmayı planlıyor? TYT hazırlık kampı mı yapacaklar? 11. sınıf tekrarı mı yapacaklar? 12. sınıftan logaritmaya mı geçecekler? Bunu öğrenmemiz lazım. Sonrasında bu hafta neler yapacağım? Tamam okey, bu ay bu konular halledilecek ama ben bu hafta hangi konuları yetiştirebilirim? Kapatış Akademi'nin paketlerindeki konunun ortalama süresine baktım mesela. Onlar ne diyor? Ya da işte oynatma listelerindeki videonun süresine baktım. 30 dakikalık video diyor. Ben bunu 30 dakika çalışsam, 30 dakika öğrensem, 30 dakika testini çözsem 1,5 saat ediyor. O zaman ben bir haftada bunu hallederim mesela. Kurumum bu hafta ne anlatıyor buna? Dershaneye kaç saat gideceğim ben bu hafta? Dershaneden kalan vakitte ben ne yaparım? Dershanenin anlattığı konuları çalıştıktan sonra ne yaparım? Paragraf problemi programıma yerleştireyim. Geçmiş hafta hangi konuları öğrenmiştik biz? Bu hafta bunları öğreniyoruz, tekrar ediyorum. Geçtiğimiz hafta öğrendiğimiz konuları tekrar edeyim tabii ki, onları da unutmayayım hemen. Bu soruları sorarak kendimize devam ediyoruz. Gene Ali örneğinden devam edelim. Ali bu hafta dershaneye gitmeye başlayacağını söyledi annesi. Ali dershane hocasıyla konuştu Ahmet Hoca ile. Ahmet Hoca dedi ki ben sizinle bu hafta logaritma ve diziler başlayacağım dedi. Matematik konusu. Ali düşündü, dedi ki lan ben geçen hafta 11. sınıf adına bir şeyler yapıyordum. Ne yaptım? Parabol polinom fonksiyon yaptım. Bu hafta logaritma dizi yeni bir konu yapacaklar. O zaman ben Matik'i de bu hafta logaritma dizi ağırlıklı gideyim. Logaritma dizi çalışayım ben bu hafta. Dershaneyle paralel gideyim. Kalan vakit, vaktim kalırsa ne olur? Vaktim kalırsa da logaritma dizinin yanında ben trigonometri eklerim. Çünkü geçen hafta parabol polinom fonksiyon çalışmıştım. Konu dağılım çizelgime bakıyorum. Can'ın hazırladığı benim için. Konu dağılım çizelgesinde trigonometri de var. Ben parabol polinom fonksiyonuna bir tane artı attım orada ama trigonometrinin yanında hala artı yok. Oraya da bir bakayım o zaman. Oraya da bir nokta atışı yapayım. Yani logaritma dizinin yanına vakit kalırsa bu trigonometri yazdım. Okey, matikiyi böyle yaptım. Diğer derste de mesela atıyorum fizikten bana özel ders gelecek. Özel ders olursa şunu anlatacak. O zaman öncelikle ona ağırlık vereyim. Kalan vakitte geçtiğimiz haftalarda yaptığım konuları dışında bırakarak başka konular bakayım. Atıyorum, örnek veriyorum. Ya şematizasyonumuz genel olarak böyle oluyor. Fark ettiysen Ali en başında hiçbir şey bilmiyordu. Lan ben tıp istiyorum, sadece bunu biliyorum. Yani tıp istemek için ne yapmamız lazım? Yapabilir miyim? Çok uzun bir süre, çok fazla şey var çalışmam gereken diyordu. Ama şu anda Ali konularını biliyor. Konularından hangi sırayla ilerleyeceğini biliyor. Konularını ona kimin öğreteceğini biliyor. Bu hafta ona ne öğreteceğini biliyor, ne öğretileceğini biliyor. Ona öğreteceklerden kalan vakitte ne yapacağını biliyor. Çünkü geçen hafta ne yaptığını biliyor. Zaten Ali'nin programı 3 aya 5 kuruş oluşmuş oluyor. Tabii ki onun dışında dersleri dağıtmaktır. Saat kaçta çalışacağını belirlemektir. Böyle kişisel tabii ki şeyler de var sürecin içerisinde ama genel hatlarıyla Ali'nin artık kafasında bir şey oluşmuş durumda. Bunu daha da açmak için, sana daha da belirgin şeyler söylemek için zaten şu anda YKS 2021'e girmiş ve güzel bir sonuç elde etmiş bir koçluk öğrencimin de programını seninle beraber paylaşıyor olacağım ilerleyen süreçte. Onun için de takipte kalabilirsin. Genel anlamıyla sana koçluk görüşmelerimde de genel hatlarıyla bahsettiğim bir program, bir sistem nasıl oluşturulur, bunun detaylarını aktarmaya çalıştım. Tabii ki daha uzatıp kısaltılabiliyor ama böyle temel noktalara sahip olduktan sonra önümüzdeki süreç için özellikle kafanda bir yapı oluşturabileceğine inanıyorum. YKS 2022 şimdiden hoş geldin. Belki çoktan hoş gelmişti, belki hoş gelecek. Süreçle beraber senin yanında olmaya, detaya inmeye bazı noktalarda, bazı noktalarda genel bahsetmeye, sana motivasyon aşılamaya çalışmaya devam ediyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kafana takılan bir soru varsa şey bilgi bilsin. Kendine iyi bak. Selamlar.